Bir zaman üst kullandığım çözüm vardı ya. Hani orada kontak numaraları, ayakları, oyunları yapmıştık ya. Bu çözüm biraz öyle. Tamam mı? Dikkat edin, sorunuz varsa da orada sorun. Tamam mı? Motorun ileri geri çalışmasında, ters yöne dönmede zaman gecikmeli. Devreyi şimdi tonla tekrar çözeceğiz. Tamam mı? Tonla tekrar çözerken de mümkün olduğunca sistemin problemin stabil ve düzgün çalışmasına bakacağız. Bunu set ve setli yapacağız ve orada tekrar söylüyorum, ton kullanırken durduktan sonra çalışmayı sağlayacağımız sistemler kullanmamız lazım. Ne demek istediğimi birazdan daha iyi anlayacaksınız. Buton ileri set ve setli yapacağım bunu. Gelsin. İleriyi setlesin bir bit. Tamam mı? İleriyi bir bit setlesin. Şimdi ben bunu resetlettiğim zaman duracak. Öyle değil mi? Şu cümlemi bakın tekrar söylüyorum. Durduktan sonra da çalışmasını sağlamanız lazım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Stop'a basmışsam bakın ve ileri çalışıyorsa, yani ileri basarken stop'a basmışsam merkez 0.0'ı setlesin 1.000. E hocam durduruyoruz, nasıl oluyor? Satır oyunları vardı ya bizde, alt satır en son devreye gidiyordu. Bakın, stop'u buraya koyuyorum, geliyorum, ileriyi resetletiyorum 1.000. Bakın şimdi ne oldu? Olaya bir bakın. Buton ileriye bastım, setledim. İleri çalışıyor. Stop'a basıyorum. Hocam ileri durur. İleri durur ama durmadan bir önceki adımda başka bir elemanı devreye sokuyorum. Başka bir elemanı niye devreye sokuyorum? Çünkü durduktan sonra da zaman bölgesinin çalışmasını sağlamam lazım. Öyle değil mi? Stop'a basmışsam, o an ileri çalışıyorsa bir yardımcı eleman devreye girsin. İyi de hocam ileri durmuyor mu? Duruyor. Ama bir alt satırda. Sistem nasıl çalışıyor demiştik bizim PLC'de. Hatırlayacak olursanız bu satırı işletti. Geldi bu satırı işletti. Geldi bu satırı işletti. Tamam mı? Buton ileriye bastım, bir şekilde çalıştırdım, setledim. Devam ediyorum. Geldim, stop'a basmışım. İleri çalışıyor. Tamam mı? Yardımcı bir elemanı devreye sok demişim. Aşağı satırda da zaten yardımcı eleman devreye soktuktan sonra dur demişim ben buna. Yani rahatlıkla durabilirsin. Ama durdurmadan bir adım önce ben bir tane merkez 0.0 gibi elemanı devreye almışım. Tamam mı? Peki merkez 0.0 ne yapacak? 0 gibi bir elemanda T37 ton. İşimiz şeydi zaten, tonlarla uğraşmakta. Ton zaman bölgesini devre yap. Tamam mı? Temel dediğimiz işler bu. Yine aynı şeyi geri olarak yapacağım. Buton geriyle gelmişim. Neyi yazdıysam. Geriyi setlemişim. Bir bit. Set bir bit. Yine demişim ki, stop'a basmışsam ama o arada geri çalışıyorsa gel merkez 0.1 gibi yardımcı bir elemanı setle, ondan sonra ara elemanı devreye aldıktan sonra durabilirsin. Yine stop çalışsın, ne yapsın? Geriyi resetlesin bir bit, bu devreye tam dururken aldığım diğer yardımcı eleman ne yapsın? Düzeltiyorum, merkez 0.1 T38 gibi ton zaman bölgesini devreye alsın. Şimdi bakın
yaptığım devreye, devrede temelde yaptığım işlem ne? Durdurmadan önce, durdurmadan önce, tamam mı? Bir adım önce Merkel yardımcı elemanlarını devreye sokmak. Şimdi şunu yapabilirsiniz burada. Ton kimi engelleyecek? İsim veriyor. T-37 kimi engelleyecek? Geri'nin set gemisine. T-37. T-38 kimi engelleyecek? T-38'de geri engelleyecek. Neyi koyacağız burada? Açının kapalısını mı? Varsa kapalı koyduk tabi. Bunları mecbur kapalı koyacaksın. Açık koyarsan olmaz. Başta çalışmaz. Öyle değil mi? T-37 ile T-38'in kapalılarını koyduk. T-37 devreye girdi mi? 10 saniye sonra açar. Olmadı. Dediğimi anlıyor musunuz? T-37'yi ben burada devreye soktuğum anda hemen açmaz. 10 saniye sonra açar. Veya T-38'i devreye soktum. 10 saniye sonra açar. Zaten 10 saniyeden önce girmesini istemiyorum. Yani bunun 10 saniye sonra açması benim işime yaramaz. İlk 10 saniye açacak ki diğeri devreye alamayayım. Dönüyoruz bu sefer açık kontak kullandı. Açık kontak kullandığında da ilk çalışma şartını sağlamak. O zaman zaman öğrenildiğinde ben burada iş yapamıyorum. Yani buradaki kontaklar zaman öğrenildi, kontağı olmayacak. Anlaşıldı mı? Evet. Çünkü ton kontak orada sıkıntı yapıyor bana. Geri ileri kontak. Yok. Hocam merkez mi? Az önce devreye aldığım merkezler vardı ya. Evet. Bunun merkezi neydi? Merkez 0.1'di. Bununki neydi? 0.0. Merkez 0.0'di. Şimdi bakıyorum. Bakın ne oldu? Buton ileriye bastım mı? Kapalı ise ileri çalıştı. İlk başlangıçta kapalı olduğunu düşünüyoruz. Kapalı ve devreye girdi. Stop'a bastım. Stop'a basarken merkez 0.0 devreye aldı mı? Merkez 0.0 devreye aldı ve stop'a geçti. Şimdi şu anda ben onun stop'a bastığım anda merkez 0.0 çalışıp burayı açtı mı? Açtı. Bakın tekrar anlatıyorum. İleriye bastım, ileri çıkışım çalıştı. Stop'a basarken aynı zamanda bir yardımcı elemanı devreye aldım. Ve bu yardımcı eleman ben stop'a bastığımda buraya açtı mı? Evet. Açtı. Aynı şekilde geriye çalıştırıyorum butonuna bastım. Stop'a bastım, geri dururken merkez 0.1 gibi yardımcı bir elemanı devreye aldı. O da buraya açtı. Ne kadar süreyle açık kalacak? 10 saniye. 10 saniye sonra kapanması lazım mı? 10 saniye sonra bunların kapanması lazım. Peki 10 saniye sonra bunları nasıl kapatabilirim? Yani şu, 10 saniye sonra merkez 0.1'i veya merkez 0.0'ı nasıl devredeceğim? Bunlar set resetli mi çalışıyor? Evet. Ve ben birer tane de zaman ölçüsünü devreye almış mıydım? O zaman T37 10 saniye sonra merkez 0.0'ı resetler bir bil. T38 merkez 0.1'i resetler bir bil. Doğru. 10 saniye sonunda kendisinin devreye aldığı zaman öylesi kendisini resetler. Tamam mı? Şimdi karşılıklı çalışmayı engelledik bakın. Aynı butona ikinci kez bastığımda süre sayacak mı saymayacak mı ona bakıyorum. Hani karşılıklı 10 saniye bekletiyor şu anda. Ama tekrar aynı butona bastığımda bu beklemeyi yapmaması lazım. Bakıyorum, buton ileriye bastım mı? Bastım, çalışıyor mu? Stop'a bastım mı? Bastım. Stop'a bastığım zaman yardımcı eleman devreye girdi mi?
girdi. Yardımcı Cenab-ı girdikten sonra durdurdun mu? Durdurdum. Evet. Tekrar bunu butona bastığında ileriyi setleme bozan bir şey var mı burada? Yok. Evet, yok. Çünkü merkez 0-1 ta geride devreye. Evet, 0-1. Yani ileriye bastım, durdurdum, geride 10 saniye saydırıyorum. Veya geri bastım, durdurdum, ileride 10 saniye durduruyorum, bekletiyorum ama ileri bastım, durdurdum, tekrar ileriyi devreye almamda bir sıkıntı yok. Veya aynı şekilde geriye bastım, çalıştırdım, durdurdum, tekrar geriyi devreye almamda bir sıkıntı. Şartları sağlıyor. Yok, şartlar sağlıyor. Dikkat edecek olursanız, özellikle burada şu satır, şu satır kontaklarla oynadığımız satırlardır. Tamam mı? Ve burada PLC'nin sıralı çalışma mantığından yararlılık yaptık biz buna. İşte devreden çıkarken devreye eleman almak.